Sosyalist hukuk sistemi özünde özel mülkiyeti kabul etmemesi sebebiyle diğer tüm hukuk sistemlerinden ayrılmaktadır. Bu sistemde toplum bireyin önüne geçmiştir. Bu sistem ilk olarak komünist devrim sonrasında Rusya'da uygulanmaya başlanmış, 2. Dünya Savaşı'nın ardından Doğu Bloku ülkeleri veya Demir Perde ülkeleri olarak anılan Doğu Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Bu hukuk sisteminde hukuk kuralları toplumsal çatışmaların çözülmesini değil yeni bir toplumsal düzen oluşturma amacını güder. Bu sebeple sistem ekonomik koşullara ve Marksist ve Leninist siyaset felsefesine göre şekillenir. Bu görüşe göre komünist toplum oluştuğunda sosyalist hukuk sistemine gerek kalmayacaktır. Çünkü yaptırıma ihtiyaç dahi bulunmayacaktır. Rusya'nın ve diğer doğu Avrupa ülkelerinin ekonomik anlamda serbest piyasa ekonomisini benimsemeleri ve özel mülkiyeti tanımaları üzerine uygulaması oldukça dar alanlarda kalmıştır.